başta dedim ya ne oluyor dedim ya doğaya geldik. Bildiğimiz Kelebekler Vadisi bizim bize anlatılan doğada özgürce bir bölge yani. Arkadaşlar şimdi Ölüdeniz Belcikız plajından Kelebekler Vadisi'ne nasıl gidilir onun videosunu çekeceğim. Çünkü bu konuyla ilgili fazla bilgi yok. Genelde Faralya'da nasıl kamp atılır hep onu çekmişler. Burası böyle bir meydan. Belcikız diye geçiyormuş burası. Bakın şurada Tiger Beach Bar diye bir yer var. Şöyle bir kavşak. Tekneler de tam burada. Belcikız plajı denilen yer burası. Tam şurada bir büfe var. Tam gösterdiğim yer. Arkadaşlar o büfeden 2020 yılındayız. Temmuz'un sonundayım. 50 TL karşılığında oradan bilet kestirdim. Orası denizcilik işletmesi falan yazıyor. Taşıma kooperatifi yazıyor. Oradan kimseyle muhatap olmadan direkt oraya gelip oradan 50 lira karşılığında biletinizi kestiriyorsunuz. Saat 10.30'da da buradan tekne hareket ediyor ve Kelebekler Vadisi'ne direkt sizi götürüyor. Bundan sonraki süreci de tekne içindeki maceraları da yine devam edeceğim. Bu arada inanılmaz bir park sorunu var. Aralarda derelerde bazı park alanları var. Oralarda hep ücretli. Günlüğü 25 liraya falan yazıyorlarmış. İşte kaç gün kalacaksınız orada ona göre. Öyle bir fiyat ödeyip de bırakabilirsiniz. Ya da yine daha aralarda bir yerler bulabilirsiniz. Ki erken çok erken gelmeniz lazım. Ben öyle yaptım yani. 1,5 saat öncesine, tekne hareketinden 1,5 saat öncesine geldim. Ve arabamı öyle bir yere, uygun bir yere, çekilmeyecek bir noktaya bıraktım. Evet, tekneye bindik. Aynen böyle küçük bir tekneden. Şimdi açılıyoruz. Arka diğer tarafı da göstereyim. Bunlar da benim malzemeler. Sarı bileti elimizden aldılar. Konaklamalı olduğu için ıslanıp parçalanmayacak bir bilet verdiler bize. O 50 lira sadece gidiş değil, aynı zamanda dönüş de biletiymiş. Yani gidiş dönüş fiyatı 50 TL olduğu için öyle güzel bir haber almış olduk. Bu da iyi. Evet, dönüş biletimiz de böyle plastik bir şey. Bu arada gidiş dönüş saatleri 9.30 ve 1 arasında gerçekleşiyor. 1'den sonra dönüş aracı ekstrem bir durum olmazsa yok. Aralarda çadırlar var bakalım. Çadırlarda izin konuları, kamp fiyatları nedir? Hepsini şimdi öğreneceğiz. Saati biraz sıcak, fazla ulaşamayacağım. Şöyle hemen birkaç bilgi vereyim. İlk girdiğimde içeri orada çantalarınızı alalım, resepsiyonu sizi getirelim şeklinde birileri yaklaşıyor. Tamam dedim filan. Bir tane mi resepsiyon var dedim. Hani
birkaç tane yok mu? Hayır dedi, bir tane resepsiyon var. Tamam dedi, demek ki dedim ben de merkezi bir yerden, aynı tekne turlarında olduğu gibi merkezi bir yerden demek ki bile kesiliyor gibi. Oradan işlemler, kayıt işlemleri yapılıyor diye düşündüm. Kişi başı fiyatı 140 lira. Onun dışında ben de dedim biraz düşüneyim gideyim filan. Sonra dediler işte başka bir yerde tesis yok. Kelebekler Vadisi bir kooperatif tarafından işletiliyor. Sadece o kooperatifin kuralları burada geçerli. Dışarıdan vadiye içki sokmak yasak. Bu önemli bir ayrıntı. Bunu kimse konuşmuyor, söylemiyor. Bilginiz dahilinde olsun. İçeri girer girmez sizi resepsiyon görevlileri karşılıyor. Hemen orada kayıt kuyut işlemlerinizin yapılması gerekiyor. Hani çadırımı alayım da yukarıya gideyim falan filan. Bunun önüne geçmiş bu adamlar yani. Öyle yapmayı düşünen varsa da çıkıp başka bir yere gidemez. Doğru olan tarafları da var. Çevre kirliliği ve yangın tehlikesi ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bunu anlayabiliyorum. Ama işte bunu bilerek buraya gelirseniz siniriniz bozulmaz. Ben ilk başta biraz tartıştım ya dedim. Ya açıkçası çığırtkan zannettim. Yani hunter diyorlar burada. Böyle müşteri kapmaya çalışan adamlar. Ben de zannettim. Birkaç tane kamp alanı var. Buradan bir tanesi beni kendine götürmeye, çekmeye çalışıyor. Çantamı aldı vermiyor falan. Ne oluyor dedim ya. Çantamı ver dedim. Ben gideceğim dolaşacağım. Yok dolaşmak yasak falan. Sonra işte kooperatifin bir yöneticisi falan şey yaptı. Devreye girdi. Onunla biraz daha iyi anlaştık falan konuştuk. Burada böyle bir durum var yani. Tek bir kooperatif işletiyor burayı. İçeriye günübirlik gelenler mesela iç tarafları, ileride şelale var 1 kilometre ileride. Orayı gezmek isterlerse günübirlik teknelerle gelenler mesela 8 lira ödüyorlar oraya. O kooperatifte kalanlar ise o 8 lirayı da ödemeden geziyorlar. Yani bu vadiyi komple kooperatif köylülerden satın almış dediklerine göre bu şekilde işletiyorlar. Böyle bir sistem kurmuşlar yani burada. Ve Google haritalarda şu ana kadar işaretli konumu da yoktu. Hani oradan işaretleyelim de Kelebekler Vadisi'ndeki tesisi görelim, tesisleri görelim, arayalım, konuşalım, şartlar ne, şurtlar ne, bungalov kaç lira, çadır konaklayana verdiği ücretin içinde ne dahil, bunları öğrenelim. Öyle bir imkan yok. Google haritalarda işaretli olmayan bir tesis yani baktığın zaman bu kooperatif aynı zamanda. Ben bunu da yetkililere söyledim yani. İnsanlar artık Google haritalardan tesislerin üzerine tıklayarak iletişim kuruyorlar, görüşüyorlar diyorlar. Biz buraya gelirken neyle karşılaşacağımızı açıkçası bilmeden geldik yani. Doğal olarak da saçma sapan yükler aldık yanımıza gerekti. Neyse onu da söyledik. Gerçi ben de bir Google işaretleme yaptım. Belki kabul ederse Google. Oraya da gerekli bilgileri falan gireceğim tesisle ilgili. Mesela içkiniz var mı diye soruyorlar. İçkiniz var evet dediğiniz zaman alıyorlar yani. Bildiğin otel gibi otel muamelesi var yani. İçkinizi alıyorlar filan. Orada biraz geriliyorsunuz diyorum şeyler oluyor. Artık orayı size bırakıyorum. Böyle de bir ilginçlikler yani. Hani ilk başta dedim ya ne oluyor dedim ya doğaya geldik. Bildiğimiz Kelebekler Vadisi bize anlatılan doğada özgürce bir bölge yani. Bir geldik adamlar içki şişemizi elimizden alıyordu içeceğimizi falan filan yani. Tabii onlar da işletme kafasına bürünmüşler. Demek ki böyle izinler de kendilerine verilmiş herhalde diye tahmin ediyorum. Sizin yanınıza bir içecek getirdiğiniz zaman onu elinizden alıp siz dönüşte tekrar size iade ediyorlar. Yani böyle bir yer haline gelmiş Kelebekler Vadisi. Onun dışında kampçılar için söylemem gereken bir iki bir şey var. Burada ateş yakmak yasak. Hiçbir şekilde ateş yakmaya izin vermiyorlar. Bir kendileri yaktıkları bir barbekü falan da yok. Yani burada kesinlikle ne ateş kendileri yakarak sizin o ateşi kullanmanızı olanak sağlıyorlar. Ne de siz herhangi bir yerde ateş yakamıyorsunuz. Onun dışında telefon çekiyor, internet çekiyor. Wi-Fi'leri var sanırım onu soracağım. Telefon çekiyor ama Wi-Fi hizmeti verilmiyor bilginiz olsun. Bol bol internete ihtiyacımız var.
Şimdi de kamp alanından şelale denilen noktaya yürüyorum. Yaklaşık 1 kilometre bir mesafe varmış. Yol boyunca ıssız, böyle ağaçlık ormanlık bir alan ama sürekli insanlar görebiliyorsunuz. Ya patika yok, şöyle bir patika yol var. Şöyle göstereyim. Yani şu tepeyi de göstereyim. Yani şelaleye vardım en sonunda. Yani yaklaşık 1 kilometrelik bir parkur. Yürüyüş zorluğu orta derece, yani bir çift bebekleriyle buraya rahat rahat çıkabilir. Zor bir yer değil. Ama şelale çok büyük bir şelale değil. Yani ben biraz daha böyle göller falan bekliyordum, hani yüzeriz gibilerinden, ama öyle bir şeyle karşılaşmadık. Ama yine de değer, güzel bir kanyondan yolculuk yaparak geldik. Şelaleyi kısmını da göstereyim. Ama herhangi bir havuz falan oluşmamış. Şimdi vadi tarafını diğer kameradan göstereceğim. Yani bir küçük şişe suyla buraya rahatlıkla çıkabilirsiniz. Çıktığınız noktadan da zaten su içiliyor. Buradan içerek tekrar şişenizi doldurup aşağıya geri devam edebilirsiniz. Gece kaldım. Gelenekler Vadisi'nden şimdi dönüşe geçtim, dönüyorum. Tekneye bindim. Neredeyse saat başından herhalde bir shuttle var. Tekne servisi. Tekne. Onlar işte sürekli servis atıyorlar. Yemeklerden bahsettiğim yemekler kahvaltı ve akşam yemeği veriyorlar. Sadece kamp ücreti söz konusu değil. İçinde mutlaka kahvaltısı ve akşam yemeği de var. Yemekler güzel. Akşam yemeği çok dolu dolu yani. 2 metre boyunda 200 kilo bir adamı falan doyurur yani, öyle güzel doyana kadar yiyebiliyorsun yani. Böyle bol seçenek, 4 yıldızlı bir otelin mutfağı gibi güzel donatmışlar. Bu konuda iyiydi. Kahvaltısı da güzel, kahvaltısı da sıkı yani. Besleyici çeşit yapmışlar. Onu da beğendim. Şimdi yani maksimum buraya 2 gün ayırmak yeterli diye düşünüyorum. Çok fazla yapacak bir şey yok. Bölgenin profesyonelleşmesinin artıları ve eksileri var. Onlar da bahsettim zaten. Umarım ilerleyen yıllarda Bodrum'un biçleri gibi bir hale bürünmez. Maalesef giderek her şey amatörlüğünü kaybediyor ve profesyonelleşiyor. Dediğim gibi artıları ve eksileri var. Zamanla bunları da göreceğiz.